Hoş geldiniz. Bu benim ikinci videom. Bu videoda sizlere PicsArt'tan nasıl resimlerimi boyadığımı anlatacağım. Şu an PicsArt uygulamasına resmi seçip gönderdim. Genelde önce açtığım zaman eğer parlaklık ayarı düşükse falan ne yapıyorum? Kara kalem, yani herhangi bir kurşun kalemle, öyle pahalı kalemlere ya da boyalara ihtiyacımız yok bence. Yani istiyorsanız her türlü yapabilirsiniz. Önce resmi normal kurşun kalemle çiziyorum kağıda, sonra fotoğrafını çekiyorum. Çiz bölümüne geldim. Şimdi öncelikle ten bölümlerini boyayarak başlamak istiyorum. Turuncuya getirip, yani zenci bir kız yapacaksanız şu tonları mesela kullanabilirsiniz. Kumral açık tenli bir kız yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde buluyorum yani ten rengini. Rengimi seçtikten sonra şu hafif çevresiz soyut gibi olan fırçayı seçiyorum. Bir sürü fırça seçenekleri var burada. Şekil seçenekleri falan. Farklı yerlerde bunları kullanıyorum. Atıyorum saç yaparken bu çizgiler saç telleri gibi duruyor. Mesela bunu kullanıyorum atıyorum. Ama normal olarak boyarken birçok yere bu fırçayı kullanıyorum. Ve fırçamın boyutunu deneyerek resim boyutuna göre buluyorum. En önemli problem opaklığı düşürmek. Opaklık tamamen koyuyken yaparsanız üzerine herhangi bir gölge ihtimaliniz kalmadı. Yani benim yapma şeklim böyle. Opaklığı iyice düşürüyorum. Boyutu büyütüyorum. Resme yaklaşıyorum. Şöyle genel olarak boyuyorum. Şimdi gölge ve ışık olayını verebilmek için bu tonun, bu rengin daha koyu bir tonunu alıyorum. Çok da abartmıyorum, şu ton yeterli. Şimdi arkada kalan ya da gölge olan kenar yerleri göstermeye çalışacağım ve bu sayede resmim daha üç boyutlu bir hale gelecek. Şimdi boyutu biraz küçültüyorum. Atıyorum ten rengi kısmını bitirdim ve şuraları boyarken herhangi bir hata yaparsam sildiğim zaman burada gider. O zaman ne yapıyorum? Önce bir kaydediyorum. Telefon, bilgisayar işlerinde sürekli kaydetmekte bence yarar var. Bu zamana kadar çok fazla kaydetmediğim için yanlışlıkla sildim. Telefonda arka plandan sildim. Bilgisayarda atıyorum elektrik kesildi gitti. Birçok kez yaşadım bunu. O yüzden böyle bir 10 dakikada bir kaydetmekte yarar var. Şimdi ten kısmını bitirdim. Silgiyle bakın, burayı silemiyorum artık. Burası sabit benim için. Böyle bir rahatlığı var. Şimdi yüze yoğunlaşmak istiyorum. İyice yaklaşıyorum. Saçlar ne renk olsun? Turuncu seçiyorum. Nasıl bir turuncu olsun? Şöyle kahveye yakın bir turuncu olsun. Evet. Çok da turuncu olmasın. Elçin sanki turuncusun peki. Atıyorum tamamını boyadınız. Beyazı alıp da yine üstünden ışığınızı verebilirsiniz. Nerede olduğuna karar verebilirsiniz. Yani elbise burada dalgalanıyor ve bu araların gölge olabileceğini tahmin edebiliyoruz hepimiz. Gölgenizi buna göre verirsiniz. Hani önünüze bir elma koyduğunuz zaman gölgenin ve ışığın nereden geldiğini görebiliyorsunuz ama aklınızdan bir resim çizdiğiniz zaman o kadar kolay olmuyor. İşte bu yüzden de ilk videomda dediğim gibi incelemenin çok büyük faydası var. Öğreniyorsunuz. arada fırçaların farklı neyde kullanıyorum mesela. Şu çok düz bir çizgi. Bunu kullanmayı tercih etmiyorum genelde. Mesela bu tarz bir şey atıyorum. Buradan farklı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Aralamayı değiştirebiliyorsunuz. Dağılımını değiştirebiliyorsunuz. Boyut atlama diyor. Büyüklü küçüklü yapabiliyorsunuz. Açı dönme açılarını değiştirebiliyorsunuz. Açı atlama diyor. Kendi aralarında farklı yönlerde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da tamamen aynı yön mesela. Atıyorum bunu aldık. Çantaya biraz gerçekçilik katmak için dediğim şeyi kullanmak istiyorum. Şu fırçam benim çok hoşuma gidiyor. Bu bir tarafı ışıklı, bir tarafı gölgeli bir çizgi. Çizdiğiniz zaman böyle oluyor. Bu böyle zımba gibi, küçük noktalar koyduğumuz zaman zımba gibi duruyor. Ya da uzun çizdiğiniz zaman metal kemer tokası, çanta aksamları gibi şeyler olabiliyor. Mesela burada ben şuradan akan çanta aksamı olarak kullanabilirim. Biraz boyutunu küçültmem gerekiyor galiba. Epey de küçülttük ama. Atıyorum şöyle bir çantanın tutunduğu yer olsun. Yani ay ne yaptık? Ne yaptım bilmiyorum. Bir şeye bastım. Orayı çok anlamadım. Katman olayın çok anlamadım. Şuradan çıkıyor sanırım. Ha sanırım bu şeyi kaydettim ya. İlk kısmı. Evet. Buraya ilk kısım, buraya ikinci kısım, üstüne kaydettiğim yerleri, katmanları gösteriyor bana. Orayla işim yok neyse. Mesela metal çantanın yani bu kısmından falan da geçebilir. Yani çok düzgün bir çizgi çizemedim ama şöyle baktığınız zaman resme o kadar da kötü durmayacaktır. Ben bayağı bir yamuk çizmişim ama. Şöyle burada yamuk oldu. Şöyle atıyorum, bitirebilirim. Ya da çantanın ön kısmına şöyle bir markanın olduğu bir şey var mesela diyelim. Böyle şey ekliyorum, metal gibi duruyor. Küçük resim. Şurada da farklı şeyler var. Buradan da böyle değişik şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yine farklı tasarımlarınız için yani prototip olarak ya da alırsınız işte çiziminizin kenarına bunu eklersiniz. Valiziyle duran bir kız çizersiniz. Atıyorum. Bunu yanına eklersiniz. Yanına arka tarafa bir Eyfel koyarsınız. Ambiyans yaparsınız yani. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım herkese faydalı olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım herkese faydalı olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.